Evet arkadaşlar, bugün Sark Sork olayının ikinci versiyonunu çekiyoruz. Bildiğiniz gibi dün bir Sark Sork videosu çekmiştik. Bugün de o kişinin ikinci videosunu bir çekelim dedik. Çünkü bize yorum atmış arkadaşlar kendisiyle çelişmediğine dair. Bir de kişilik özelliklerini eleştireceğiz. O zaman hemen bir intromuz geliyor. Hemen sardırmazsanız sevinirim. Başlayalım. İlk önce yorum olayından başlamak istiyorum arkadaşlar. Demiş ki 5-13 kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Mete'ye falan sallamadım. Sallamış olsam da Sometimes Mete VQ diye bir kanal var. O kanal Sempatiko'ya laf etti diye onunla kavga ettim ve Mete'ye sallamış olabilirim. Ayrıca Mete fanlarına saygı duyuyorum. O kişi Sempatiko'yu kötüleyen bir video yapmasaydı Mete'ye sallamazdım. Kendimle çeliştiğim yok Yüpet. Sen çok yanlış anlamışsın. Peki sen bu yorumda kendinle çelişmedin mi amına? Ya oğlum bak, demişsin ki kesinlikle katılmıyorum, Mete'ye sallamadım. Ve Mete'ye sallamış olabilirim demişsin. Oğlum bu nasıl bir çelişki? Adam kendisiyle 2x çelişiyor. Bir de sonunda da kendimle çelişmedim, sen yanlış anlamışsın diyor. Oğlum kendine iki kat çelişmişsin sen burada. Buna bir de editmen yorumlarsa çok sevinirim. Evet, ben de bunu yorumlamak istiyorum. Şimdi arkadaş üst de diyor ki kesinlikle katılmıyorum çünkü Mete'ye falan sallamadım. Bunu aşağıya geçiyoruz ve Mete'ye sallamış olabilirim diyor. her neyse, bir de altta şey demiş. Kendimle çeliştiğim yok. Aynen. Neyse arkadaşlar, bir konuya daha değinmek istiyorum bir saniye. Evet. Ve demiş ki Sometimes Mete diye bir kanal var. O kanal Sempatiko'ya laf etti. Ben de Mete'ye sallanıyor. Peki senin burada Mete'ye sallaman doğru mu? Ya senin gidip bu Sometimes Mete'ye sallaman gerekiyor. Senin gelip Mete Kayagil'e sallaman doğru mu? Değil. Yani burada bunu doğru diyebilecek bir adam gösteremezsin bana. Çünkü sen Mete'ye sallayamazsın. Niye sallıyorsun ki? Onun fanı demiş sana. O dememiş ki. O demişse git istediğin kadar söv, istediğin kadar söyle. Burada o dememiş yani. Bunu bir de editmen de bir yorumlarsa mutlu eder. Çünkü biz burada Mete'yi savunuyormuşuz gibi gözükeceğiz biraz. Evet, haklısınız aslında. Çünkü Mete linç yemeyi hak eden biri. Her neyse, bu konuyu geçelim. Arkadaşlar siz şimdi bu konudan bakın bir de. Benim açımdan bakın. Şimdi ben diyelim ki Yüpet'in fanıyım. Zaten öyleyim, her neyse. Ben şimdi gidiyorum abi, millete sallıyorum. Ben şimdi gidiyorum mesela bir Sempatiko fanına sallıyorum. Adam da geliyor bana sallamak yerine Yüpet'in fan olduğum için Yüpet'e sallıyor. Sizce bu doğru bir şey mi? Bir de bu açıdan bakın. Çok yani doğru bir benzetme oldu bu arada. Çok doğru bir benzetme oldu. Yani bu laf ettiyse, bu yandaki laf ettiyse ona laf edeceksiniz arkadaşlar. Bana değil yani. Ben söylemiyorum çünkü. Bu durumda da aynı şekilde. Bunu Mete Kayagil söylemiyor ki, sen Mete Kayagil'e söyle. Fanı söylüyor. Sen niye Mete Kayagil'e laf ediyorsun? Ki Mete Kayagil'in umrunda olup olmaması da burada çok büyük bir şey değiştirmez yani bu konuda. Neyse, biz öbür konuya bir geçelim. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum bunu. Konu arkadaşlar Mete olduğu için siz bunu yanlış anlayabilirsiniz. Yanlış anlamada haklısınız. Çünkü Mete'nin linç yeme hakkı var zaten. Bunu geçiyoruz zaten, her neyse. İşte arkadaşlar siz benim dediğim açıdan bakın arkadaşlar yani. Ben şimdi Yüpet'in fanıyım. Gidiyorum Sempatiko fanına laf ediyorum. Ama buradan Yüpet linçiyor, ben linç yemiyorum. Bu açıdan bakın arkadaşlar yani. Sizce bu doğru bir şey mi? Kendiniz yorumlara yazın. İkinci konuyu konuşması için mikrofonu editmene veriyorum. Evet arkadaşlar, ikinci konumuz ilk defa yapacağımız bir şey olacak bu arada. Evet, ikinci konumuz arkadaşlar kişisel eleştiri. Burada arkadaşlar kişisel eleştiri derken bazı yerleri Dark Lord özel olacak, bazı yerleri genel olarak söyleyeceğim. Lütfen beni yanlış anlamayın, o zaman konuşmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi
Kişisel eleştiri derken burada Dark Lord'un kişisel özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Yanlış anlaşılma olmasın bu arada. Her neyse. Evet abi. Dark Lord'un şöyle bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Sen de fikrini alacağım bu arada. Abi Dark Lord birilerine taktı mı yani iyi takıyor kafayı. Yani çok bağımlı diyeyim ben size. Örnek verecek olursak. Mesela Can Demir. Yani Can Demir'e falan olabilirsin. Bunda bir şey yok. Ama abi bak sen bir fenomen abi. Bir kişiyi tanımadığın sürece akraban falan hiçbir şey olmadığı sürece yani tanımadığın sürece sadece internetten tanıştığın kişiyle bak o kişiyi abi yani çok kendin böyle güvenme o kişiye. Tamam güvenirsin falan oralar iyi biridir belki. Mesela Dark Lord bana güveniyor mu güveniyordu. Mesela sırf benim için ağladığını da söyledi. Hatta bana şöyle bir yorum yazmış. Köpek gibi pişman demiş bana. Kardeşim bak tamam. Sen beni düşünüyor olabilirsin mesela. Sen beni seviyor olabilirsin ama bak ben olsam bile bak kendimi bile ben burada şey yapıyorum. Yani kimseye bu kadar arkadaşlar bağımlı olmayın arkadaşlar. Kim olursa olsun bak. Tanıdığın değilse abi o. Bu kadar bağımlı olmayın arkadaşlar. Kim olursa olsun bak. Ben kendimi bile burada şey diyorum yani anlıyor musun? Ben bir de burada YouTube'de görüşmek almak istiyorum. Mikrofonu YouTube'de veriyorum. Evet gerçekten haklı bence. Çünkü beni affedin falan bir sürü böyle bir şeyler demiş. Arkadaşlar yani bir içerik üreticisine bu kadar bağlı olmanız gerçekten normal değil bence. Çünkü ya o çünkü sadece bir içerik üreticisi ve sürekli özür dilemene de gerek yok. Sarksork yani ciddiyim. Sürekli iki hesabından da özür dileyip duruyorsun. Gerek yok. Bak hata yapmış olman doğru tamam onun hakkında özür dilemen doğru ama onlarca kez yüzlerce kez affedici insanlar olduğunuza inanıyorum falan demek ve gerçekten insanlara bağlı olup sizi seviyorum falan gerçekten abartıya kaçıyor bence. Doğru değil mi oğlum? Yani evet bu konuda haklıyız. Şunu söylemek istiyorum bir de. Kamu spotu arkadaşlar bu. Kimseye bakın internette tanıştığınız hiçbir kimseye çok fazla bağımlı olmayın. Yani kamu spotu bu arkadaşlar. Demin zaten söyleyeceğimi söyledim ben. Tekrar edeyim şimdi anlamayanlar varsa kısa şekilde özetleyeyim burayı. Arkadaşlar yani ben kendim bile bak kendimi bir örnek veriyorum. Ben bile olsam arkadaşlar bana bu kadar yalvarmayın yani. Yalvarmayın dediğim mesela bana bu kadar bağımlı olmayın yani. Kendime örnek verdim. Kişisel eleştirinin birinci kısmı bu kadar. Senin mikrofonu YouTube'de veriyorum. Evet arkadaşlar başka bir konuda da bu arkadaşın çok fazla bağlılık duyması işte ve çok duygusal olması. Arkadaşlar internetten konuştuğunuz kişiyle bu kadar samimi olmayın bir. Zaten bunu konuştuk. Ve bu kişiler sizi bıraktı diye gerçekten ağlamanıza bile gerek yok. Çünkü o kişiler içerik üreticisidir. Ve içerik üreticileri siz yokken bir yokluk hissetmezler arkadaşlar. Ardından da eğer gerçekten arkadaşsanız o zaman böyle bir şey olabilir. Ama içerik üreticisiyle izleyici ilişkisi varsa aranızda gerçekten yani bu konuda çok fazla bağlılık duymamanız gerekiyor. Doğru değil mi? Evet, burada cidden çok güzel anlattığım konuyu. Çok haklısın. Burada haklısın zaten. Yani arkadaşlar siz sadece o içerik üreticisiyle izleyici olarak bir bağlantıysanız arkadaşlar bu kadar abartmanıza gerek yok bu işte bağımlılığı falan. Ama siz o içerik üreticisiyle cidden özelden konuşup arkadaş olduysanız yani orada haklısınız. Ama arkadaşlar siz şu an İzleyicisiniz arkadaşlar yani bizimle öyle bir özel arkadaşlığınız yok yani yanlış anlamayın benim burada da yani arkadaşlar biz burada içerik üreticisiyiz siz izleyicisiniz arkadaşlar yani bu kadar abartmaya gerek yok. Evet çok güzel özetledik şöyle evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın bay bay.